Hac yapılacak. Hac bir farzlarındandır. Hac'tan bir taviz verilemez. Fakat bazı ameller var ki o da nafile hac kadar mühimdir. Tabiinden alim Fazıl, muhaddis, sufi Abdülhamid Mübarek Hazretleri var. Mekke'de haremde yakaza halindeyken yani uyku uyanıklık arasındayken semadan iki melek gelir. Biri diğerine der ki bu sene 600 kişi hac etti. Hepsinin hacı Şam'da Ali Muvaffak ismindeki bir ayakkabı tamircisinin yaptığı salih amel hürmetine makbul oldu. Bu kişi hacca gitmeye niyet etti, lakin gidemedi. Onun yaptığı bu amel hürmetine bu kadar hüccacın hacca kabul edildi der. Abdullah bin Mübarek Hazretleri yakaza arasını bu halden uyanınca merak etti ve hayret etti. Hem hacca yapmıyor, hem onun bereketiyle hüccacın hacı da kabul ediyor. Şam'a gidip bir kervan buluyor. Kervanı Şam'a gidiyor. Ali bin Muvaffak'ın evini soruyor. Bir baraka. Ona diyor ki zaten o gördüğü zaman Abdullah bin Mübarek şaşırıyor. Böyle mübarek bir Allah dostu kapısına gelmesi. Abdullah bin Mübarek soruyor sen diyor ne amel ettin diyor. Bana onu söylesene diyor. O diyor ki ben diyor hacca hazırlık yaptım. Ben bir ayakkabı tamircisiyim diyor. 300 dinar biriktirdim diyor. Hanım peksimet yaptı diyor. Yol hazırlıkları yaptım diyor. Tam diyor hacca gideceğim diyor. Yola çıkacağım diyor. Komşudan bir et kokusu geldi. Hanım dedi ki, bak efendi ben hamileyim. Şu et kokundan bana bir parça al, bir parça getir dedi. Ben de komşuma gittim. Komşu dedi, hanım hamile, ufacık bir et parçası bana verebilir misin dedim. O vereyim ama dedi, bu size haramdır, bize helaldir. Niye dedi? Çünkü ben dedi, şu kadar gündür evlatlarımın aç, bunlara bir gıda aradım, ölmüş bir hayvan eti buldum, onu kaynatıyorum, bir helal et gelinceye kadar bekletiyorum, helal et gelirse bunu dökeceğim, helal eti yiyeceğim. Ben dedim, ya Rabbi dedim, bu kul senin kulun, onun evlatları da senin kulların. Ben biliyorsun ya Rabbi, 30 sene hacca niyet ettim, bak bir türlü kısmet olmadı, sen haccımı kabul et dedim, o aileye verdim. Demek burada da bu kısada şunu görüyoruz ki, demek ki bunun bir hakikatleri var, kısa olarak geliyor. Demek ki burada fedakarlık, bir gönül al ki hacc-ı ekber olsun buyuruyor. Tabi bundan yanlış anlaşılmasın, hac muhakkak yapılacak. Hac yapılmadan olmaz. Hac, içtimai bir kardeşlik, esasında manevi bir kongre. Hem oradan hactan insan çok ders alacak, kefen iklimine ders alacak. Bir takım caiz olan şeyler kalkıyor, avlama yok, avcıya avı gösterme yok. Ot koparma yok vesaire vesaire. Diğer taraftan şeytan taşlama var, hep bir ibret. Hayatta şeytan mı bizi taşlıyor, biz mi şeytanı taşlıyoruz? Evladımızı tahsil tahsil derken biz mi şeytanı taşlıyoruz? Şeytan bizi taşlıyor. Aman kazanalım da sonra tövbe ederiz vesaire. Şeytan bizi taşlıyor, biz mi şeytanı taşlıyoruz? İşte Yusuf Suresi'nde Yusuf Aleyhisselam kardeşleri ne dediler? Tam bir gaflet numunesi. Biz de Yusuf'u ortadan kaldırırız dediler. Sonra tövbe ederiz, kendimizi kurtarırız dediler. Ne bu işte şeytanın taşlamasıdır. Velhâsıl kurbanın en büyük fazileti fedakârlıktır.